Arka Sokaklar dizisinde seyirci karşısına çıkan Merve Oflas havalimanında kameralara takıldı. Yolculuk Alaçatı'ya, Alaçatı'daydım zaten. Oradan geldim, işlerimi hallettim, dizi başlayacak. Niye çantayı çektin, çantada ne var? Maskeyle yaşamaya alışma süreci. Öyle takılıyoruz şimdi, Alaçatı'ya gidiyorum. Ünlü oyuncu pandemi sürecini değerlendirdi. Biz çalıştık, tabii bir süre evde kaldık işte bir ay kadar ondan sonra. Bence herkes için biraz iyi oldu. Biraz da fırsat oldu bu durum çünkü herkes ailesiyle vakit geçirdi, birbiriyle vakit geçirdi, evde vakit geçirmeyi öğrendi. Bence herkes için iyi oldu ve büyük dersler çıkarmışızdır diye düşünüyorum. Şahsen ben zaten ders çıkaran bir insandım. İyice doğaya daha çok saygılı olmamız gerektiğini öğrendik hepimiz. Böyle güzel geçti. Şimdi de bayram tatili. Alaçatı'daydım zaten. Dizi başlayacak diye gittim, evi temizledim vesaire. Şimdi tekrar Alaçatı'ya dönüyorum. Haftaya da dizimiz başlıyor. Oflaz'a pandemi sürecinde geçinemiyoruz diyen ünlü isimlerin olduğu da hatırlatıldı. Ama herkesin kendi yani kazandığı kadar herhalde harcaması var. O yüzden bir şey demek istemiyorum yani bunlarla ilgili. Hayvansever kimliğiyle de dikkat çeken Merve Oflaz, yetkililerden yasa bekliyoruz dedi. Yani kadına şiddet, hayvana şiddet, artık sinirlerimiz tepemizde bu konuyla ilgili. Bir şey ne söylenebilir ki yani? Zaten hepimiz aynı taraftayız ve yani şiddet başlı başına çözüm noktası değil ve ne olursa olsun ne kadar sinirlensen de yani birine elinin kalkması, ben anne babaya çok sinirleniyorum. Her zaman şunu söylüyorum sosyal medyada. Sizleri kim büyüttü? Anneler babalar, erkek çocuklarını, kızlarını da yani ama özellikle erkek çocuklarını. Hani ne olursa olsun elinin kiri yaparsın edersin. Ya bu şekilde cesaretlendirerek büyüttüğünüz sürece bunlar olacak. Anneler babalar başta. Ondan sonra ikinci olarak çevresel faktörler ve psikoloji geliyor herhalde. Tabii ki karşıyım. Hayvana şiddet, kadına şiddet. Hayvana şiddetle ilgili özellikle de yasa bekliyoruz. Buradan yetkililere duyurulur. Merve Oflaz röportajının sonunda bayram mesajı verdi. Bu dönemde en çok onu öğrendik. En önemli sağlık bizim için. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler geçirsin herkes. Mutlu bayramlar diliyorum. Size de. Çok kolay gelsin. Size de iyi bayramlar. Hoşçakalın.